Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü dersimizde deneme sınavını çözeceğiz arkadaşlar. Türkiye geneli arkadaşlar, genel deneme sınavımız açın yayınlanan arkadaşlar. İkinci denemesini çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Açın yayınlanan ikinci denemesini çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi tarih sorularımıza gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz boşluk doldurmalı bir soru. Nokta nokta zamanında Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatmıştır. Şimdi arkadaşlar burada can alıcı noktamız Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan kısımdır. Devleti amcası İstemi Yakup. Şimdi arkadaşlar burada da zaten cevabımız çıktı. İstemi Yapgu, 1. Göktürk Devleti'nde devletin batı kanadını yöneten önemli bir devlet adamıdır. Ve burada bahsedilen dönem 1. Göktürk Devleti. 1. Göktürk Devleti'nde en parlak dönemini yaşatan Mukan Kağan dönemidir arkadaşlar. Burada açık ve net bir şekilde cevabımız çıktı arkadaşlar. Şimdi yine soruyu okumaya devam edelim. İstemi Yapgu'nun yardımıyla Avarlardan göçe zorlamış ve ülke sınırları Hazar Denizi'ne kadar genişletmiş. Onun döneminde doğudaki Kitanlar, kuzeydeki Kırgızlar hakimiyet altına alınmış. Çin baskı altında tutmuş. Evet. Burada cevabımız arkadaşlar A şıkkı. B şıkkı pardon arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Yüksel Çukur Devleti'nin hızla genişlemeye başladığı sırada Abbasi Halifeliği Şii ve olan baskısı altındaydı. Veolan'ın Bağdat'ı işgal etmesi üzerine halife Kayınbiyen Tuğrul Bey'den yardım ister. Bağdat'a giren Tuğrul Bey, Veolu baskısına son verir ve bu hizmetlerden dolayı Tuğrul Bey'e de iki altın kılıç verir. Doğu ve Batı'nın sultanı unvanı vererek dünyevi yetkileri de kime vermiştir? Tuğrul Bey. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat etmemiz lazım. Abbasi halifeliği kendisi sınırları içerisinde yaşayan Tevaif-i Mülk Devletçik olan Şii Büveoğulları'na eğer söz geçiremiyorsa demek ki Abbasiler siyasi üstünlükleri sona ermiştir. Ve Tuğrul'dan yardım istiyor. Buna yardımın sonucunda da siyasi yetkileri kime verecektir? Selçuklar. Dini yetki kimde? Abbasilerden. Evet bakalım bu durum hangisine ortam hazırladı? Söylenebilir diyor. Halifenin Tuğrul Bey'e geçmesi. Şimdi arkadaşlar paragrafı okursak paragrafın hiçbir yerinde halifeliğin Tuğrul Bey'e geçtiği ile ilgili bilgi yoktur arkadaşlar. O yüzden birinci öncelimiz yanlış. İki, halifenin siyasi makam olmaktan çıkması. Evet arkadaşlar artık dünyevi yetkiler kimde? Selçuklar. O zaman halifeliğin siyasi makam olmaktan çıkmıştır. İkinci öncülümüz doğru. İslam dünyasında siyasi ve dini otorite birbirinden ayrılmıştır arkadaşlar. Evet az önce de söylediğimiz gibi siyasi yetkiler kimde? Selçuklarda, dini yetki Abbasiler. Burada cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Osmanlı ile ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Tarihsel süreç içerisinde devlet memuru sayısının artmasından bahsediyor. Gelişmelerden hangilerinin yaşanmasında durumlardan etkili olduğu söylenebilir. Şimdi bakalım. Sadrazamlığın oluşturması, vezir sayısının artması, defterdar sayısının artması, kazasker sayısının artması. Şimdi arkadaşlar burada devlet memuru sayısının artmasındaki en temel etken devletin sınırlarının genişlemesidir. Çünkü sınırlar genişleyince memurlara, devlet adamına olan ihtiyaç artacaktır. Yine sınırlar genişlediği için de yönetimi kolaylaştırmak için memur sayısı, vezir sayısı, defterdar, kazasker sayısı artırılmış. Yine arkadaşlar devletin iş yükü artınca bu yükü hafifletmek için de memur sayısı artırılmıştır. Yani burada cevabımız hepsi arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir diğer sorumuza geçelim. Sibel Öğretmen
12G sınıfındaki öğrencilerine birinci TBMM'nin özellikleri nelerdir sorusunu sormuş. Şimdi birinci TBMM deyince arkadaşlar burada kuruluş yılı aklınıza gelsin. Birinci TBMM ne zaman kuruldu? 23 Nisan 1920 yılında. Ne zamana kadar? 20 Temmuz 1923 yılına kadar. Şimdi arada arkadaşlar 3 yıl var. Bakalım. Yani kısacası cevap birinci TBMM'nin olmadığı dönemde yaşanan olaydır. Hangisi doğru değildir? Birinci TBMM kurucu meclistir. Doğru. Olağanüstü yetkilere sahiptir. Doğru arkadaşlar. Şimdi birinci TBMM arkadaşlar kurucu meclistir dedik. Anayasa kurmuştur. Yeni bir devlet kurmuştur arkadaşlar. Bu yönüyle kurucudur. Olağanüstü bir meclistir. Doğru. Çünkü savaş döneminde açılan bir meclisti. Kurtuluş Savaşı döneminde ve işgallere karşı savaşmış. Yine yasama, yürütme, yargı yetkileri kendi elinde toplanmıştır. Meclis hükümet sistemi benimsemiştir C şıkkında. Evet, bu da doğru. Çünkü bu dönemde meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı anlayışı görülür arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Cumhuriyet ilan edilmiş. Arkadaşlar burada yanlış olan Ezgi'dir. Çünkü Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında. TBMM ise Temmuz 1923 yılına kadar faaliyet yürütmüştür. Yani arada cevap arkadaşlar D şıkkı. Ay farkıyla arkadaşlar D şıkkı. Şimdi son sorumuza gelelim. TYT'nin son sorusu. Atatürk ilkeleriyle ilgili. Atatürk'ün amaçlarından hangisi cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ilkesiyle ilgili eşleştirmeler şıklardan hangisi de doğru verilmiştir deniliyor bize. Buraya dikkat edelim. İmtiyazsız ve kaynaşmış bir toplum. Şimdi arkadaşlar eşitlik ilkesine dayalı bir anlayıştan bahsediyor. Bu da cevabımız arkadaşlar halkçılıktır. İmtiyazsız kaynaşmış bir toplum halkçılıkta vardır. Devlet düzeninin akla ve bilime dayanması laiklikle ilgilidir arkadaşlar. Burada cevabımız ikinci yöntemimiz laiklik. Ulusal egemenlik de arkadaşlar cumhuriyetçilikle ilgilidir. Burada cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük sorularımızı çözdük. TYT denememizdeki sorularını hepsini çözdük. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.